Gelene gidene keramet, gelene gidene. Sen ne diyorsun? Adama neler diyordu ya? <laughs> Geldiler dediler, Efendi Hazretleri, bir erkek çocuk ismi istiyoruz. Dedi, Ayşe olsun. Dediler, estağfurullah. Neyse gittiler adama dediler, böyle dedi. Ya dedi, biz ultrasonda baktık, kesin. Doğmak üzere dedi çocukta, her tarafı meydanda dedi yani. Her tarafı meydanda dedi. Dedi ki, Gittiler bir daha dedi efendim azdıri erkek çocuğum dedi Ayşe olsun Şefik hoca dedi ki gittim dedim ki adamım Allah sen oğlun da olsa oğlunla da Ayşe dedim dedi ya ne yapacağız acaba bir dedim dedim ben efendiye üçüncü defa gidemem kusura bakma dedi ne takarsan tak dedi yani Ondan sonra çocuk bir oldu kız öyle böyle yapıyordu tuvar var zaten dışarı çıksa gözü görmüyor hiçbir şey yok. Ayın 13-14 takvim bilmez. Yani takvim nereden bakacak? Kimseye sormaz. Hiç. O devamlı Mevla'yı. Böyle bu. Mehtap ayda ne kadar güzel mehtap var. Tam dolunay diyor. Böyle yapıyor. Arkadaşlar çıkıyorlar falan. Aynı tarafta diye bir dört tarafı dolanmaları lazım. O oturduğu yerden böyle yapıyor. Duvarın arkası. Bir çıkıyorlar. Allah Allah. Ay burada. Ya dedi bu aşağıdan da amma sular akıyor ya. Kimse bir şey anlamıyor. Sonra bir inceledir ettiler. Çavuşbaşı, belediye, belediye bilmem ne. Efendi oturduğu yerin altından ırmak akıyormuş. Şeyden yani, dipten. Ya amma su akıyor diyor ya falan. Ya, duvar yok ona. Melekler, cinler, Allah Allah, bütün gelenler, gidenler. Sen de ne zannediyorsun? Ya, efendi yatıyorsun, sultan oğlu, evet, çok hizmet etti efendi sana, bu sefer sultan oğlu. Ya diyor, oturuyorum. Diyor. Bir şey geçti diyor böyle ama, bir vın falan ama, bir şey görmedim diyor. Efendi yatıyor diyor. Ya yatıyor da zikir üzere hep tesbih Mustafa gördün mü demiş. Görmedim efendi Hazreti de bir şeyler duydum dedim diye. Neyse neyse sen zikrine devam et. Bazı cinler geldi ziyaretime onlar gittiler demiş. Dersli cinler var da Ali Efendi babadan kalmış. Dolu. Bütün alemleri yönetiyordu. Sen Efendi Hazreti kim ya? Taharet yapmasını bilmeyen çoluk çocuk, efendi şöyle buyurdu ama şöyle demek istemedi. Şöyle demek istedi, efendi şunu yapamaz, efendi bunu vasiyet edemez, efendi rabıta bana devam eder diyemez. Siz nereden türediniz? Nereden türediniz? Koca efendi hazretlerine sınır biçiyor adam. Müceddidi zamana sınır biçiyor adam. Bunlar da bereket kalır mı? Bunlara talebe verilir mi? Bunlardan ders değiştirilir mi? Bunlar helak olmuş ya. Allah ıslah etsin, hidayet Allah tövbeye döndürsün. Amin. Hep gitsinler efendim kabri şerifine özür dilesinler. Yani başka bir çareleri yok. Başka bir çareleri yok. Sen efendi Hazreti, sen ne diyorsun ya? Efendim sen diyorlar, kerameti var mı? Bize anlatır mısın? Ya Rabbel Alemin, biz ömrümüz sıralı onun kerametiyle büyüdük. Bir dakikada on keramet görüyorduk ya. Keramet nedir? O öyle şeye çok önemli de vermezdi. Ama Allah'ın dostuna sen ne diyorsun ya? Her şey söylüyordu, her şey. Geleni, geçeni. Adam geliyordu, bilmem ne. Ya diyordu, kadınlarla, erkeklerle gittin, yüzdün sen. Ne biçim adamsın ya? Adam rezil oldu ya. Plaja gitmiş meğer, arada. Orada biz de misafirdik Antalya'da bir yerde. Adama geliyordu, ona söylüyordu, öyle söylüyordu. İçimizi dışımıza vuruyordu her şeyi. Sen evliya Allah'ın hastayıp ya kendi hasta değilim diyor. Hala efendi hastaydı diyor adam ya. Ya Rabbel Alemin. Çarpılmaya az kaldı. Bak size haber veriyor. Çarpılmalarına az kaldı. Çünkü Resul Hoca gelmiş. ismi lazım değil birine. O karıştırıyor ya işleri bütün rabıtayı. Bir tokat çakmış. Osman tokat demiş. Bak efendi gönderdi. Bu şefkat tokadı. Dönersen dön. Yoksa bir azap gelecek ki sana. Yani bir hanım kardeş bunu gördü yani. Ondan sonra da gitmiş İsmaila e fetva hattını aramış, bu rüyayı anlatmış. Ben tanımıyorum kimseyi rüya görenleri. Ben sipariş mi verdim yani? Ondan sonra onun Whatsapp'ından birini atmıştı. Ondan bana geliyor tabii. Bir de baktım orada Whatsapp'a yazmış kadın yani. Kadın sesini konuşmuyor da. Orada yazmış. Ya İsmaila e fetva hattını ayetini... Sakın bu rüyayı bir yerde anlatma demişler. Fetva hattı da ne doğru fetva veriyor ya. Fetva altında da acayip fetvalar dönüyor yani bazı kere. <laughs> Ondan sonra bir fetva döndü geçen helal aram etti yani. Neyse karıştırmıyoruz biraz daha. Ya dönecekler ya dönecekler. Ya da cumartesiye dönecekler. Efendim sen öyle derdi. Allah adamı cumartesine çevirir derdi. Tabii o ayrı bir şey. O cumartesi meselesi bir de biliyorsunuz mesele. Bir cumartesi meselesi de var falan. Onlara da benzetmeyelim aşağı. Ama herkes haddini bilsin. Gerektir haddini bilmeyenler haddini bildirmekler. Efendi Hazretlerimiz. Allah bizi ondan ayırmasın. Ay. Rabıtasından ayırmasın. Şefaatinden mahrum etmesin. Himmetinden dünyada mahrum etmesin. Ay. Biz onunla yol yürüyeceğiz. Hazreti Mehdi'ye kadar. Şimdi gelecek silsile. Hocanın birisi kalkmış. Oraya demiş Hazreti Mehdi'yi asmasın. Kaldırsın. Ya sen Hazreti Mehdi düşmanı mısın? Sen manyak mısın ya? He Hz. Mehdi'yi buraya asmamıza karşı çıkıyorlar şimdi. Hz. Mehdi niye asıyor? Ya Rabbel Alemin ya! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel müjdelemiş ya. Ne yapacağız? Silsileye başlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayacağız. Silsile aşağıdan yukarı gitmez. Yukarıdan aşağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim gelirse tebşirat var. Müjde var. Gelecek. Kadınlar da buraya çıkabilir erkekler yokken. Gündüzler hep açık. Kadına gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Fatiha okuyacak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e bir Fatiha okuyacak. Selman-ı Farisi'ye bir Fatiha okuyacak. Bu ruh şeriflerine. Nereye kadar? 36 tane Fatiha okuyacak. Her birinin önüne gelecek, himmet isteyecek. İsmi şerif hürmeti. Fatiha şerifi okuyacak. Onun huzurunda kendini düşünecek. Rabıta bundan ibaret zaten. Bütün silsileye rabıta cahit. Ondan sonra gelecek 37'nin önüne. Hazreti Mehdi'nin önüne geldiği zaman Hazreti Mehdi'nin ruhaniyetine okunur. Ruhuna olmaz. Ta o çünkü e, vefat etmedi. Ondan sonra onun için doğdu, doğacak meseleler. Tabii biz gaybı bilmeyiz ama vefat etmediği kesin. Onun için onun ruhuna okumayacak. Onun ne okuyacak? Ruhaniyetine okuyacak. Ondan sonra ellerinizle sürecek, dua edecek. Ne dua derse kabul olur. Silsile-i meşahın hürmetine salihler anıldığı zaman rahmet yağacak. Arapça bilmeyen altına Türkçesi de yazılacak. O mübarek zatın ismini söyleyecek. 37'yi tamamladığı zaman, salihler anıldığı zaman, her birinin ruhuna da bir Fatiha okuduğu zaman rahmetler yağar. Sırrına mazar olur mu olmaz mı? Olmaz mı? Olur. Buna zuhurat görüldü buna. Ona göre herkes derdinin dermanını arasın yani. Herkes başının çaresine baksın. Biz büyüklerimize yönlendiriyoruz. Kendimize yönlendirmiyoruz. Kendine yönlendirenlerden, babasına yönlendirenlerden, torununa bilmem neyse yönlendirenlerden sakının. Kim sizi Allah dostlarına yönlendiriyor, ona tabi olun. Çünkü neden? Biz büyüklerimizden rahmet bulabiliriz. Yeni etme, toylar, çoluk çocuklar, yarın ne olacakları belli değil sebat edecek mi kayacak mı belli değil. Rüştünü ispat etmemiş. Sizin, biz sizin reklamınızı yapamayız. Bizden size reklam yapmamızı istemeyin. Biz Efendi Hazretlerimiz dururken seni mi anlatacağım ben yani? Tövbe estağfurullah. Sizi mi bu anlatacağız aile boyu, sülale boyu? Ne faziletiniz var yani? Bütün faziletler Efendi Hazretlerindendir. Efendiye sahip çıkarsanız torunun da elini öperim, ayağını da öperim, suyunu da içerim. Ama torunu derse ki efendim e, o dedem öldü işi bitti, Ha, rabıta ondan çıktı. O zaman efendiyi inkar etmiş olur. Senin torunluğunun fazileti nereden geliyordu? Efendi Hazretlerinin parçası olmadan. Sen efendinin vasiyetini bozarsan bir de o vasiyeti bozmak için millete ses kaydı gönderip mücadele verirsen kısra bakma. Ben yine saygımı, sevgimi yaparım. Duamı yaparım. Sövmem, saymam, hakaret etmem. Ben terbiyeli bir insanım. Zaten benim düşmanlık derseler ben onları severim. Ama görüşleri yanlış olduğu zaman milleti onlara ne yapamam? Yönlendiremem. Çünkü Efendi Hazretleri'nden kulağımla duyduğumu mu inanacağım? Şimdi senin uydurduğuna mı inanacağım yani? Yanında bile hiçbir zaman nerede durdunuz yani? Ondan dolayı biz hak üzereyiz. Ve bu bu merkez inşallah alimlerin, salihlerin, velilerin biz fani biz gidiyoruz. Daha nice ulema evliya gelir. Efendim sen rabıtasına devam eden vekillerinden ne salihler yetişir, ne mübarek insanları medreselerde çok değerli hepimizden yani sizi katmayayım sizi bilemem benim adıma vallahi billahi yemin ediyorum bin kat takva sahibi nur gibi alimler yetişiyor ya. Ama hep bakıyorum Rabıtası efendiye olanlar nur gibi parlıyor. Rabıtası efendiden çıkanlar, istersen birkaç resim size gösterebilirim özelde. sipsiya olmuş suratlar. Allah Allah! Benim gözüm görüyor kardeşim. Benim gözüm görüyor. Sen beni kandıramazsın. Onun için dönün efendi hazretlerine, dönsün size yani. Benimle ilgili bir şey yok.